Arkadaşlar merhaba, bugün 30 Ekim Pazar, ABD Belmont Park'ta 9 koşuluk bir program var. 20.09'da başlıyor. Birinci koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir şartlı koşuyla başlıyor. 4 numaralı Franks Artı burada tek olarak önereceğim, 90 handikap puanlı. Koşu 85 bin dolarlık bir şartlı koşu. 4 numaralı Franks Art kariyerinde 3 kez start almış. 1400 metre çim pistteki ilk starttaki maiden koşuyu, 75 binlik maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanıyor. Daha sonra 95 binlik şartlı koşularda üçüncülükleri var. Birisi boyun, birisi 1,5 boy farkla. Diğer gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Franks Art tek olur gibi gözüküyor bu koşuda. İkinci koşu. Bundan sonraki bütün koşular stakes koşular. 1300 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 150 bin dolarlık Hutchinson Stakes koşusu. 7 numaralı Bankit'le başlayacağız. Joao Rosario ile start alacak olan. 1600 metre kum pistteki önceki startını burun farkıyla aynı jokey ile kazanıyor. Black Type koşu. 1.39.24. Son startında da çim pistten kumandan 1600 metre mesafedeki Black Type koşusunda favori olduğu son startında ikinciliği var. 2 numaralı Would You Think Now Trevor McCarthy ile start alıyor. O da bir önceki startında 1200 metre kum pistteki 12 Ağustos'taki Black Type koşuyu 1.11.65 ile 1,5 boy farkla aynı jokeyle ile kazanmış bir isim. Son startında da bir üçüncülüğü var. Black Type koşuda 1200 metre kum pistte. 5 numaralı Perfect Mornings 1400 metre kum pistteki son startındaki 45 binlik şartlı satış koşusunu yaklaşık 4 boy farklı kazanıyor Jose Ortiz'le 1.22.37 derecesiyle. 3 numaralı Who That's Me Perfect Mornings'in kazandığı önceki startında ikinciliği var. Son startında bir üçüncülüğü var. Big Engine'in arkasında 3 numaralı Who That's Me. 4 numaralı Big Engine Jose Lescano ile start alıyor. O da son startını kazanmış bir isim. 1200 metre kum pistte 1.12.15'te Uhu Detsmi'nin üçüncü olduğu koşu son startı. Ve son olarak 6 numaralı My Boy Tate Rod Ortiz Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Son startında bir stakes koşuda ikinciliği var 1200 metre kum pistte. Üçüncü koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte Empire Classic Stakes koşusu. 250 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 2 numaralı Barese ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alacak olan 1700 metre kum pistteki önceki startındaki Black Type koşuyu 4 boy farkla kazanıyor. Son startında da bir üst grup Black Type koşuda ikinciliği var 1800 metre kum pistte. 3 numaralı Seafoam Medaglia d'Oro yavrusu Kendrick Carmus'la start alacak. O da son 3 startında 1800 metre ve 1600 metre kum pistteki 2 tane Black Type koşuda birini kazanıyor. Birinde de burun farkıyla ikinci oluyor. Kazandığı koşu 1800 metre kum pist 1.52.17. 4 numaralı Dr. Blood Jose Ortiz ile start alıyor. Power olduğu son startında 1600 metre kum pistteki 85 binlik şartlı koşuyu 1.36.22 ile yaklaşık 7 boy farkla kazanmış bir isim. Bir numaralı Montebello, Murat Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. İki önceki startında 1700 metre kum pistteki 80 binlik şartlı koşuyu 1.44.19'da kazanmış. Daha sonra bir Black Type koşuda üçüncülüğü var. Önceki startında. 7 numaralı Brooklyn Strong, Flavien Prey'la start alacak olan bir isim. Son 4 startında ikisi Black Type, biri grup 3 koşu, uzun mesafe kum pistte 3 tane üçüncü, 4 tane üçüncülüğü var. Son 4 startında bu seneki. 5 numaralı Curlin Wisdom'da bu ayaktaki son isim. Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. 22 Eylül'de 1600 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.37.78 ile 1600 metre çim pistten kumandan önceki startını 1.37.69'da 85 binlik şartlı koşuyu ve son startındaki şartlı satış koşusunu 45 binlik 1800 metre kum pistte 1.52.46 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. Son 3 startını kazanmış. Dördüncü koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir koşu. Koşu 200 bin dolarlık bir stakes koşu. Burada da bir numaralı Stimen'i tek olarak önereceğim. 15 Temmuz'da
1600 metre çimpisteki bir grup 3 koşuyu yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor Joel Rosario'yla. Bir önceki startında 1700 metre çimpiste grup 3 koşuda ikinciliği var. Son startında da bir Black Tie koşuyu 1800 metre çimpiste 1.46.95 ile kazanmış bir isim. Favori olduğu son startı bu ayakta da bu koşuyu Joel Rosario ile kazanır gibi gözüküyor. Beşinci koşu Iraq Youth Stakes. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 6 numaralı Bank Sting. Joel Rosario ile koşuda ilk şans verdiğim isim 1200 metre kompisteki son startındaki Black Type koşuyu 5,5 boy farkla kazanıyor. Ondan önce de 200 binlik bir Black Type koşuda ikinciliği var. Son iki startında favori çıkmış bir isim. Önceki startı 1600 metre kum. 7 numaralı Betsy Blue, Jose Lescano ile şans verdiğim diğer bir isim. 1400 metre kum pistteki son iki startındaki 62.500 ve 80.000'lik şartlı satış koşullarını aynı jokeyle ile 6 boy ve 3,5 boy farklarla kazanmış bir isim. 5 numaralı Venti Valentina, Arat Ortiz Junior ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son iki startında grup 2 koşuda 4. Black Tie koşuda 3. var. 1700 ve 1800 metre kum pistlerde. Son olarak 8 numaralı Mosienko, Luis Suarez'le şans verdiğim son isim. O da son 4 startını bu seneki 1200 metre, 1400, 1300, 1300 metrelerde kazanmış bir isim. Son 2 startında favori çıkmış. 1300 dereceleri 1.16, 88, 1.19, 43. 1400'de 1.22, 51 ile kazanmış. 1200'deki 45 binlik şartlı satış koşusunda 1.31, 35 ile 2 boy farkla Luis Suarez'le kazanmış bir isim. Son 4 startın 3'ünü aynı jokey ile start almış. Altıncı koşu Made of the Mist Stakes 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir stakes koşu yine 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 5 numaralı Gambling Girl'le başlayacağız. Trad Ortiz Junior ile start alacak olan. Her ikisi de 1400 metre kum pistteki önceki startındaki favori olduğu Maiden koşuyu 10,5 boy farkla kazanıyor. 88 binlik bir Maiden koşu 1.26.05 derecesi. Son startında da bir Black Type koşuyu yine Rad Ortiz Junior'la kazanıyor. 1.27.62 derecesiyle 1400 metre kum pistte yine. 8 numaralı Miracle Flavien Pryor ile start alıyor. Kariyerin ilk startını 27 Temmuz'da 1200 metredeki 88 binlik maiden koşuyu 6 boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. 88 binlik koşu 1.13.19. Daha sonra bir Black Type koşuda 3. var. 1300 metre kum pistte son startında da bir Black Type koşuda 1400 metre kum pistte Gambling Girl'ın arkasından ikinci oluyor. 6 numaralı I'm Just Kidding Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. Son startında grup 2 koşuda 5. var. Ondan önce 1100 metre çimpisteki maiden koşuyu 1.03.18 ile 1 boy farklı aynı jokey ile kazanmış bir isim. 9 numaralı Silver Skillet Joel Rosario ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. 10 numaralı Bantera Jose Lescano ile son starttaki maiden koşuyu 10 boydan fazla farklı kazanmış. 1200 metre kompiste 1.12.61 derecesi son olarak 2 numaralı Security Code Dylan Davis ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da Gambling Girl'ün kazandığı Miracle'ın ikinci olduğu ve Les Bontemps'in üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. 2 numaralı Security Code. 7. koşu Ticonderoga Stakes. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1700 metre çimpiste bir koşu. Koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 4 numaralı Finest Work ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alacak olan. Bu sene 5 kez start almış. 4 birinciliği var. Bir ikinciliği var. Bu birincilikleri 1400 metre kum pistteki 14 Mayıs ve 24 Haziran'daki koşular 1.22.17, 1.21.60 dereceleri. Daha sonra 115 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. Son iki startında da 57.500'lük bir şartlı koşuyu 1700 metre çim pistte 1.46.38 ile son startını da Manuel Franco ile bugün start alacağı jockey ile bir Black Type koşuyu yarım boy farkla 1800 metre çim pistte 1.48.50 ile Black Type koşuyu kazanan bir isim. 7 numaralı Marvelous Made Finest Work'ün kazandığı koşuda ikinciliği var yarım boy farkla. Ondan iki önceki startındaki 115 binlik şartlı koşuyu ve 45 binlik şartlı satış koşusunu 1800 ve 1700 metre çimpistlerde kazanmış bir isim.
5 numaralı Runaway Rumor Flavien Prey ile start alacak. Önceki o da Finest Work'in kazandığı Marvelous Maiden ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var bir boydan az bir farkla. Ondan önce de yarım boy farkla bir listed koşuda 1700 metre için pistte ikinciliği var. Son olarak 9 numaralı Giacosa Luis Saez ile şans verdiğim son isim. Önceki startını, geçen seneki son startını 1700 metre için pistte Black Type koşuyu da aynı jokeyle boyun farkıyla ikinci oluyor. Bu seneki tek startını 30 Mayıs'ta Belmont'ta Black Type koşuyu 1600 metre için pistte 1.34.05'te burun farkıyla da olsa kazanmayı bilmiş bir isim. 8. koşu Empire Distaff Stakes koşusu 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte start alacak. Koşu 250 bin dolarlık bir stakes koşu. Burada da iki isme yer vereceğiz. 7 numaralı Brattle House Javier Castellano ile start alacak. Son 4 startını bu seneki 1700 metre ve 1600 metre kum pistteki 45 binlik şartlı satış ve 92 binlik şartlı koşuları 7 yaklaşık 8 boy ve 5 boy farkla kazanıyor. Son iki startında da 62.500'lük koşularda ikincilikleri var. Son 4 startını Javier Castellano ile start almış bir isim. Rakip olarak da 8 numaralı Let Her Inspire You Brad Ortiz Jr.'la şans verdiğim ikinci isim bu koşuda. O da koşu performansına baktığımızda o da bu sene 4 kez start almış. 1300 ve 1200 metre kum pistteki maiden ve şartlı koşuları kazanıyor. Yaklaşık 4 boy farklarla her ikisinde de favori olduğu koşular. Önceki startında 1800 metre kum pistte de Black Type koşuda ikinci oluyor. Son startında da 45 binlik bir şartlı satış koşusunu bir boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 7 ve 8 bu ay için yeterli. Son koşu Sleepy Hollow Stakes koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte start alacak. 1 numaralı Arctic Aromance ve 5 numaralı Starquest Ecurie. Koşu 200 bin dolarlık bir stakes koşu. 2 numaralı Canarsie. Atların performansları bu koşuda birbirlerine çok yakın. Tayların performansları biraz fazla isim yazacağız burada. 2 numaralı Canarsie Todd Pletcher'ın antrenettiği Erat Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. 1200 metre kum pistteki kariyerin ilk startındaki 77 binlik maiden koşuyu 1.12.60'la baş farkıyla kazanmış bir isim. 7 numaralı Jackson Heights Javier Casalano ile start alıyor. Son startında bir Black Type koşuyu 2 boy farkla kazanıyor. 1400 metre kum pistte 1.26.04 derecesiyle. Aynı koşuda ikinci olan Arctic Arrogance vardı 1 numaralı. O da 5 numaralı Starquest'in Ecurisi. Starquest'te 1200 metre kum pistteki kariyerinin ilk startını Eric Cancel'la bir boy farkla 1.13.15 derecesiyle 77 binlik maiden koşuyu kazanmış bir isim. Ecurisi'de Arctic Arrogance Jackson Sight'ın arkasından ikinciliği var. Son startında o da 1200 metre kum pistteki önceki startındaki 88 binlik koşuyu 1.10.97 ile kazanmış bir isim. Jackson Heights'ın kazandığı Arctic Arrogance'ın ikinci olduğu koşuda üçüncü olan 3 numaralı Donegal Surges. O da önceki startında bir Black Type koşuda ikinciliği var. Ondan önce de 11 Ağustos'taki 1200 metre kompisteki Maiden koşuyu 1.13.23'te kazanmış bir isim. 6 numaralı Shadow Dragon, Billy Mott'un antren ettiği bir Army Mule yavrusu Junior Alvarado ile start alıyor. 1200 metre kompisteki kariyerin ilk startını 1.13.75'te yaklaşık bir boy farkla kazanmış. Son olarak da 9 numaralı Quick de Ecuse Manuel Franco ile start alacak olan bir Accelerate yavrusu. 1600 metre kompisteki son startını 7 Ekim'de yaklaşık 10 boy farkla Manuel Franco ile kazanmış bir isim. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xperacing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. O web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xperacing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF
programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 1977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor, 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to 4 or 5 lengths from Magic geçmiş, Mule and geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. Birinci Altılı Ganyan ilk ayağını Frank's Art'la başladık. Tek olur diye düşünüyorum. İkinci ayak, ikinci koşu daha doğrusu. 7 numaralı Banquet, 2 numaralı Who Do You Think Now? 5 numaralı Perfect Mornings, 3 numaralı Who Who That's Me, 4 numaralı Big Engine ve 6 numaralı My Boy Tate. 3. koşu 2 numaralı Barese, 3 numaralı Seafoam, 4 numaralı Dr. Blood, 1 numaralı Montebello, 7 numaralı Broken Strong ve 5 numaralı Curlin's Wisdom. 4. koşu 2. altılı Ganyan ilk ayağı 1 numaralı Stimen, tek olur gibi gözüküyor. 5. koşu 6 numaralı Bankstink, 7 numaralı Betsy Blue, 5 numaralı Venti Valentina ve 8 numaralı Mosienko. 6. koşu 5 numaralı Gambling Girl ile başladık. 8 numaralı Miracle, 6 numaralı I'm Just Kidding, 9 numaralı Silver Skillet, 10 numaralı Bantera ve 2 numaralı Security Code. 7. koşu 4 numaralı Finest Work, 7 numaralı Marvelous Mouth, 5 numaralı Runaway Rumor ve 9 numaralı Giacosa. 8. koşuda da 7 numaralı Brattle House ve 8 numaralı Let Her Inspire You yeterli gibi gözüküyor. Son koşuda da 2 numaralı Canarsie, 7 numaralı Jackson's Hyde, 1 numaralı Arctic Arrogance, 5 numaralı Ecury, 3 numaralı Donegal Surges, 6 numaralı Shadow Dragon ve 9 numaralı Quick the Accused şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize iyi günler.